Öğrenciler, bugün hayat bilgisi dersimizde yine beraberiz. Tekrar hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Sağlıklı olduğunuzu düşünüyorum ve emin oluyorum. Eminim bu konuda. Şimdi yine biz mevsimlere göre doğadaki değişikliklerle bu değişikliklerin bitki, hayvan ve insan üzerindeki etkilerini tekrarlayıp hayat bilgisi kitabımızı bugün bitirmiş olacağız. Şimdi evet, burada önce mevsimlerle ilgili küçük bir çarkımızı dinleyelim bakalım. Meydana gelen değişiklikler konumuza şöyle bir tekrardan göz atalım diyorum. Bakalım doğada mevsimlerin değişmesiyle bitkiler ve hayvanlar ve insanlar için ne gibi değişiklikler oluyor? Burada o kuliste buna baktıktan sonra konu anlatımına beraber devam edeceğiz. Piknik yapmayı, denize girmeyi, kar topu oynamayı hepimiz çok severiz. Bunları her mevsimde yapamadığımızı öğrenmiştik. Mevsimler değiştikçe doğa da değişir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler de doğanın değişiminden etkilenirler. Canlılarda ve doğada neler oluyor? Hep birlikte öğrenelim mi? Evet. Bakalım canlılarda, yani insanlar, bitkiler ve hayvanlarda. Bir yılda 4 mevsim vardır. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Bakın burada ki 4 mevsimin bir ağaç üzerindeki değişimi. Kışın sonbaharda ağaç artık yaşlanmış, yapraklarını dökmüş ve toprakta kalan az bir suyla beslenmeye çalışıyor. Sonra kar yağıyor ve ağacımız tamamen yaprakları ve dalları kurumaya başlıyor. Tabi alttaki kökleri duruyor. Bakın burada ilkbaharda yağmurlar yağıp güneşli zaman ağacımız ne yapıyor? Toprakta suyu, yani havayı alarak büyümeye, gelişmeye başlıyor. Yazın ise yemyeşil olup meyvelerini vermeye başlıyor. Evet. Bahar mevsimi geldiğinde havalar ısınmaya başlar. Sıcak ülkelere göç eden kuşlar yuvalarına geri döner. Bitkilerin yaprakları çıkar. Meyve vermek için hazırlık yapan ağaçlar çiçek açar. Bahar yağmurları yağar. Bahçelere rengarenk çiçekler ekilir. Her yer yemyeşil olur. Kış uykusuna yatan ayı, yılan gibi hayvanlar kış uykusundan uyanır. Böcekler ortaya çıkar. Arılar bal yapmak için çiçeklerden polen toplar. Hayvanların yavruları olur. İlkbahardan sonraki mevsimimiz yazdır. Yaz en sıcak mevsimdir. Güneş parıl parıl parlar. Hava çok sıcak olduğu için ince giysiler giyilir. İnsanlar denize ve pikniğe giderler. Günler çok uzun, gecelerse kısadır.
Okullar tatil olur, meyveler olgunlaşmaya başlar. Artık tam olarak yiyebileceğimiz kıvama gelirler. Ağaçların çiçekleri dökülür, otlar sıcaktan kurur ve sapsarı olurlar. Karınca gibi bazı hayvanlar kış hazırlığı yaparak yuvalarına yiyecek taşırlar. Yazdan sonra sonbahar gelir. Sonbaharda günler kısalmaya başlar. Ağaçların yaprakları sararır, kurur ve dökülür. Havalar serinler, rüzgar eser, yağmur yağar. Göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç ederler. Bazı hayvanlar kışa hazırlık yapar. Kış günlerini uyuyarak geçirecek olan hayvanlar yuvalarının içini kuru yapraklar, ağaçlar ve otlarla kaplar. Bazı hayvanlar kışın üşümemek için köklerini sonbaharda değiştirirler. İnsanlar sobalarını kurar, yakacaklarını hazırlarlar. Okullar açılır. Geldik kartopu oynayabileceğimiz mevsimimize. Evet biliriz, kış mevsimi. Günler çok kısa, geceler çok uzundur. Havalar çok soğuk olur. Üşümemek için kalın giysiler giyilir. Kar yağar. Her taraf bembeyaz olur. Ayı, yılan gibi hayvanlar kış uykusuna yatar. Kardan adam yapılır, kar topu oynanır. Evet. Görselleri uygun mevsimlere taşıyor. Bunu ufalttıktan sonra gelelim mevsimlerle ilgili küçük bir Türkçe çalışmasını burada yapalım bakalım. Şimdi burada gördüğümüz gibi sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Bununla ilgili burada bir şiirimiz var. Bu şiirimiz mevsimleri anlatıyor. Hem Türkçe konumuzu tekrarlamış oluyoruz hem de hayat bilgisi konumuzu yapmış oluyoruz. Türkçe konumuzu tekrarlamak adına ben şiiri okuyorum. Okurken noktalarda duruyorum, virgüllerde dinleniyorum, noktalama işaretlerinde uyuyorum. Bir yılda tam 4 mevsim, hepsi de ayrı resim. Gel birlikte sayalım, takalım birer isim. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış gelince kar yağar. Haydi haydi evine, her tarafta soğuk var. Kartal dağda uçuşur, bülbül dalda ötüşür, ovada kuzu meler, yazın her yer tutuşur. Evet, burada 4 tane mevsimi beraberce tanıtım olan şiiri okuduk. Şimdi sorumuza geldiğimizde bir yılda kaç mevsim var? Zaten burada görüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şu anda hepiniz bunu yanıtladınız zaten. Mevsimlerin isimleri nelerdir? Cemre'ye soralım. Emirhan'a soralım. Duru'ya soralım. Doğa'ya soralım. Hepsi şu anda olduğu yerden cevap veriyorlar. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Şimdi üçüncü sorumuz değişikliklerle. Kış gelince ne olur? Bir, doğada değişiklikler başlar. Güneş kendini bizden saklar. Kar yağar, yağmur yağar. Havalar soğuk olur. Çünkü bizim dünyamız o an güneşten uzaktır. Güneşten gelen sıcaklıklar bize daha az gelirler. Ne yaparız? Giysilerimizi pamuklu ve daha az kalın olarak giyeriz. Ayakkabılarımızı bot şeklinde, sağlam şekilde kalın çoraplarla giyeriz. Yani doğadaki bu değişimden biz özellikle korunmak için gayret sarf etmeliyiz. Kartal nerede uçar? Kartal genelde havada uçar, ağaçların tepelerindedir. Ama kartalın uçuş yeri hangi mevsimdir? Büyük ihtimalle bana sorarsanız ilkbahardır. Evet, şimdi buradaki bunu da kapattıktan sonra evet 85. sayfaya da pardon, burada yokmuş. 73 diyelim. Evet. Şimdi bunu kapatıyoruz.
Soru kulübü, soru kulübüne geçiyoruz. Soru kulübünde küçük bir değerlendirmemiz var. Bu değerlendirmeyi, yapmadan önce evet. Bu değerlendirmeyi yapmadan önce bu anki konumuzun biraz gerisinden devam ederek başlayalım diye düşündüm. Burada bir ara değerlendirmemiz var. Evet. Doğada hayattan başlayan bir değerlendirmemiz var. Bunu şöyle cevaplandıralım. Merve, bugün denize gideceğiz. Sizce hangi mevsimde olabiliriz diye sorduğunda vereceğimiz cevabı veriyorsunuz ve bu cevapta ne oluyor? Yaz. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm maddesi değildir? Bunu yapmıştık. Elma kabuğu değildi. Buradan devam ediyoruz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bitkiler canlıdır. Doğru. Bitkiler ilkbaharda yapraklarını döker. Yanlış. Bitkiler ilkbaharda yapraklarını döker. Yanlıştır dedik. Şimdi devam ediyoruz. Bunu da yaptık zaten. Evet, bu iş bunu yapmamıştık. Evet. Şimdi burada geri dönüşüm konusunu anlatmıştık. Evet. Bir genel değerlendirme. Bu değerlendirmeyi yaparken bazılarını daha önce işlemiştik. Bazılarını da bugün işleyeceğiz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 110 itfaiye numarasıdır. 112 polis numarasıdır. 156 ambulanstır. Evet, 156 yanlış. Özellikle konumuzla ilgisi olduğu için buradan gösteriyorum. Yukarıdaki atık çöp kutuları metal, pil, cam. Hangisi geri dönüşüm kutusuna atılması gerekir? Zeytinyağı kutusu, pil, bardak, süt, plastik, kağıt, zeytinyağı, teneke, kitap, plastik, cam. Acaba hangisi bunlardan geri dönüşüm kutularına atılması gerekir? Evet. Önce metal. Burada metal hangisi? Pil. Burada cevap olarak baktığımızda bunu bir düşünelim. Eminim siz bunun cevabını veriyorsunuzdur. O yüzden ben bunun cevabını vermiyorum. Evet çocuklar, hayattaki soru kulübümüzün şöyle tahtaya yazıyorum. 100 hayat bilgisi soru kulübü kitabı kitabının 154'ten sonra 104. sayfadan sonraki sayfaları her gün bir tane olarak yapalım. Ve bu hayat bilgisi kitabımızı 2019 hayat bilgisi soru grup kitabımızdan bunu ödev olarak yapacağız. Hayat bilgisi konularımızı, yani 2019-2020 konularımızı burada bitirmiş olduk. Hayat bilgisinden öğrenmediğimiz konular yoktur. Şimdi her sınıf kendi öğretmeniyle burada bulunan konularla ilgili takıldığı konuları WhatsApp'tan yazarak görüşebilirler. Eminim ki Bilal sınıfımızdan Eymen, Levent, Mert, Feride, bir C sınıfından Yavuz, Nil, Mustafa, Duru, bir B sınıfından Emirhan, Mert Ata, Yiğit Emre, Arasege, hepiniz bunları, teknik isimleri saymıyorum, çok ne şekilde öğrendiniz. Teşekkür ediyorum.
Hepinize sağlıklı günler diliyorum.